Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberana zam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyh mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mü'minat rahmetullah aleyh mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırın ve dersini dinleyen kardeşlerimizin bu cami şerifi bina edenlerin bu cami şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin kayyimin cemaat-i müslüminin tüm geçmişlerimizin ervaçın el Fatiha. İnna Allahe Allah Zülcelal Hazretleri istafa el arab. İslam'da ırkçılık yok, peşin söyleyeyim. Çünkü bizim inancımıza göre mümin olan böyle inanmak zorundadır. Evet. Min zekerin ve ünse. Nahnu halaknakum min zekerin ve ünse. Ey insanlar, biz sizi bir erkekle dişiden, yani Adem-i Havva'dan yarattık. İngiliz ol, Fransız ol, Alman ol, Rus ol, Arap ol, İranlı ol, Türk ol. Hepimizin anası Havva, babası Adem. Arkadaş. Hepimiz aynı Adem'den. Bunda veda hutbesinde söylemiş. Entüm benü Adem. Hepiniz Adem çocuklarısınız. Ey insanlar. Bütün insanlara hitap etmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siyah renkli, beyaz renkli, sarışın, hiç birbirinin diğerinize üstünlüğü yok. Aynı anadan babadansınız. Ve Adem'i min tura. Adem de topraktan yaratıldı. Öyle kasılıp durmayın. Alt tarafı bir çamurdan yaratıldınız. Üstünlük takva iledir. Kötü fiillerden korunmak, sakınmak iledir. Güzel ahlak iledir. İnsanları iyilik duygusuyla yaşayıp ömrünü iyilik duyguları ve davranışı içine geçirmekle kaimdir. İyilik budur, üstünlük budur buyurdu. Öyle söyledi. Ama gene Allah Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kabilelere ayırdık, millet millet yaptık. Ha, milliyetçilik var. Biz diyoruz Türk milletiyiz. Belli bir örgüde birleşmişiz, toplanmışız. Huyumuz tüyümüz aynı. Ötekiler biz Arabız, huyu tüyü farklı. Öteki biz İngiliziz, huyu tüyü farklı. Öteki Alman, huyu tüyü farklı. Ha, Allah diyor böyle yarattık mahsus. Lite'arafu. Senin kabiliyetin ötekinde yok. Ötekinde olan sende yok. Sende olan ötekinde yok. Birbirinize yardım edin diye. Aynı adam babadansınız. Kabiliyetlerinizi birleştirin, birbirinizle tanışın, birbirinize iyilik edin diye böyle ayırdık sizi. Biz iyi savaşıyoruz. Ama İngiliz iyi siyasetçi. Alman filozof, teknik. Böyle yaratılışımızda özellik var efendim. Arap edebiyatçı. Evet, onun dilinin güzel, Arap dilinin güzelliği hiçbir dilde yok. O kadar da zengin. O da zengin, o hiç tahsil etmeyen Arap cahiliye, müşrik Araplarının bile şiirleri, UNESCO'da şiirleri var. Hayranlıkla okuyor dünya insanlığı onu bu devirde bile. Onların üstünlüğü de orada. Öyle yarattık birbirinize yardımlaşın diye. Evet, ne kadar İslam akıl dini görüyor musunuz? Cevat Hoca hadis okuyor size elinden geldiği kadar. Onu becerebiliyor. Ama bu gözlüksüz okuyamıyor. Bunu bir mühendis buldu bunu değil mi? Bunu da bana vermesi. Ben nasıl okuyacağım? Bak yardımlaştık. Işık geliyor buraya. İnce yazıları gösteriyor. Okuyorum. Işığı buldu. Kabiliyetlilerimizi birleştirdik. Ben bir iş görüyorum burada. Elbise olmasa ben sizin karşınıza nasıl çıkayım? Kaybımı örttüm. Bak elbiseci bana yardım etti. Ben de ona kendi çapımda yardım ediyorum işte. İnsanlar böyle. Lite'arafu. Ve ceallâküm şuuben ve kabâile lite'arafu.
böyle yardımlaşın diye değişik karakterde, değişik yetenekli insanlar olarak kabile kabile yarattı. Irkçılık yok, aynı anadan babadanız. Ben üstünüm demek yok. Yardımlaşmak var. Yardımlaşmak var. Ama şimdi tabii Efendimiz bunları söyledikten sonra genel şey bu. Allah Celle ve Ala diyor, İstafal Arab min cemi'in nas. Bütün insanlardan Arap'ı seçti. Seçti. Seçti, çıkardı. Vastafa Kureyş'e minel Arab. Arap milletinden de Kureyş'i seçti. Kureyş'i seçti. Evet. Yani İsmail Aleyhisselam soyu. İsmail Aleyhisselam biliyorsunuz, İbrahim Aleyhisselam Nemrut'tan o ateş yakma olayından sonra yanmadı ya, korkularından az inanın olmuş, bakmış ki burada bir iş yapamayacak, peygamber görevini yapmak zorunda, Mısır'a gideyim de demiş, orada dini tebliğ edeyim. Size anlatmıştım ben bir konuşmamda, gümrük müdürü bakmış Sare validemiz çok güzel, bunu demiş bizim krala takdim edersem rütbem artar. Bunu biliyor İbrahim Aleyhisselam. Neticede tecavüz edememiş ona. Demiş derhal şu parayı alın, şu binikleri verin, bir de cariye verin. Hacer validemizi vermiş. Çabuk çıkarın buradan. Onun üstün yetenekli olduğunu bilmiş. Olağanüstü bir insan olduğunu bilmiş. Kendi krallığı sarsılacak. Tanrılık iddiası çürüyecek. Çabuk çıkarın demiş. İşte onlara yiyecek vermiş, malzeme vermiş, cariye vermiş. Oradan 2-3 senede Mekke'ye gelmiş. Orada giderken cariye de çocuğu olmuyorsa bununla evlen demiş, çocuğumuz olsun. Evlenmiş, İsmail Aleyhisselam olmuş. Sonra da çekememiş, kadın bu. İsmail Aleyhisselam'ı bırakmış Hacer validemiz de Kabe'nin olduğu yere, oradan ayrılıp gidiyor. Ne biçim adamsın ya demiş. İnsan karısın çölde kimsenin olmadığı, kimse yok o zaman. Su yok ki kimse olsun. Su yok ki. Bırakır mı? Cevap vermemiş İbrahim Aleyhisselam. Allah'tan mı yoksa bu deyince İbrahim Aleyhisselam evet demiş, Allah'tan. Öyleyse demiş, Allah büyük, bizi düşünmüştür. Hadi güle güle. Demiş ama çocuk başlamış bağırmaya. Susuz, su içmeyince süt yok. Onun için Safa ile Merve koşuyor yakındaki tepelere. Şimdi tepe mepe yok da o zaman varmış bir vadinin iki tarafı. Acaba uzaktan bir kervan mervan görür müyüm de su diye koşması işte oradan. Peygamberimiz de koşmuş da bizim haccımızın menasiki olmuş da işin aslı bu. Evet, orada bakmış ki çocuk bağırırken zemzem fışkırmış yerinden, tepindiği yerden. Etrafını çevirmiş. Keşke çevirmeseydi diyorlar. Deniz olacaktı orası. Çevirdiği için kuyu kaldı. Yani öyle mutalalar var. Allah'ın hikmeti. Evet, zemzem kuyusunun şeysi bu, tarihçesi. Su gelince kuşlar gelmiş. Kuşlar gelince uzaktan geçen kervanlar, burası demiş ins cinin olmadığı yer ama demiş kuşlar da susuz yere gitmez. Bakmışlar hakikaten bir çocuk, bir kadın, su demişler, kural, çöl kuralı. Müsaade eder misin, hem sana yoldaş olalım hem de biz de bu suyun kenarına konalım. Cürhüm kabilesi, Araplardan, halis Araplardan Cürhüm kabilesi. Onları yoldaş olmuşlar, insanlar birbirine yardımlaşacak ya. Nite'arafı olacak ya. Evet, onlardan İsmail Aleyhisselam kız almış. O Cürhüm kabilesinden. İbrahim Aleyhisselam zaman zaman gelmiş, Kabe'yi yapmışlar vesaire. Evet, vesaire böyle. Onu söylüyor. Allah insanlardan Arapları seçti. Araplardan Kureyş'i seçti. Evet, Kureyş'i seçti. Vastafa beni Haşim. Evet, Kureyş'ten de Haşim oğullarını seçti. Min Kureyş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sülalesi bu. Haşim, beni Haşim. Vastafa beni Haşim min Kureyş. Vastafani vahtarani. Evet.
Beni de Haşimilerden seçti. Haşimoğullarından da beni seçti. Vahtarani beni seçti. Fî neferin min ehli beyti. Benim ehli beytimden Ali, Hamza, Cafer, Hasan ve Hüseyin. Bunlar da seçilmişlerdir. Benim ehli beytimden bunlar da seçilmiş kişilerdir. Evet, bunların şerefini Peygamberimizin geldiği şeyi söylüyor. Efendimiz bu konuda sözleri var. Ve mahtarakan nasu firkatayn illa cealani fi hayrihime. İnsanlar çok da hadis uzun da ben burasından aldım. Daha ilk yaratılan insanlardan beri insanlar ne zaman ikiye ayrılsalar Allah beni o ikisinin en hayırlısı tarafından seçti. Fe ahraçtu fe uhriştu min ebeveyye. Ben anamdan babamdan çıkarıldım. Ben lem yusibni şeyün min ahdi cahiliye. Cahiliye döneminde ilgili ahlaksızlıklardan bana hiçbir şey bulaşmadı. Evet, ben haraçtu min nikahin ve lem uhraç min sifahin. Ben nikah mahsulüyüm, zina mahsulü değilim. Ta min veled Adem. Evet, öyle söylüyor. Min Adem aleyhisselamdan beri min ledün Adem hatta inteheytu ila abi ve ümmi. Anama babama gelinceye kadar Adem aleyhisselamdan beri ben zina mahsul değilim. Hep böyle aileden gelen seçkin, Allah'ın seçtiği tarafta. Evet. Fe ene hayrukum. Ben sizin en hayırlınızım. Çünkü Allah seçti beni. Nefsen, can olarak. Ve hayrukum eben. Baba olarak da babam sizin babanızdan üstün. Yalnız bu din bakımından değil, karakter bakımından, yaratılış bakımından üstünlük. Din bakımını kurcalamıyoruz şimdi. Şimdi söylersek bazılarının hoşuna gitmiyor. Evet. Biz tabii o işler Allah'ın takdiri de, ama hadislere göre konuşacak olursak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir muharebeden dönüyor. Müslim hadisi bu. Söylemek gerekmez ama şimdi açıklamak zorundayım. Evet. Kadın Müslüman, Efendimizin sahabiyesi. Babam, evet, babası karşı tarafta, müşrik. Cehennemde diyor Peygamberimiz. Müşrik olunca cehennemde, onun yetkisi yok ki. Çok kahrolmuş. Evet. Gel demiş, gel. Benim babam da orada demiş. Böyle Müslüm hadisi var, ben bilmiyorum. Yani imana geldiğine dair bir şey yok. Ama karakter bakımından, soysop bakımından en hayırlı babam, baba benim babam diyor. Amcası da öyle. Değil mi efendim? Amcası da. Hidayet Allah'tan. Benim babam şu, dedem şu, sen nesin arkadaş? Evet, peygamber babası, dedesi peygamber, yeğeni, ama bu iş böyle. Hidayet Allah'tan. Allah zürriyetimizi hidayetten, İslam'dan ayırmasın. Bu onun ezelde takdir ettiği bir şey. Ama karakter bakımından, soysop bakımından benim babam sizin babalarınızdan üstün diyor. Evet, güzel hasletler bakımından. Güzel hasletler bakımından öyle. Şimdi tabii bu güzel haslet de pek öyle yabana atılacak bir şey değil. Bir adam çok alim olur, çok tecrübeli olur ama karakteri farklı olur ya. Peygamberimizin karakteri hep böyle sağlam ailelerden gelmiş. Şimdi bu yalnız bizden değil, bütün peygamberlerden karşı da bir peygamberimizin aftaliyeti var. Bunu da İmam Busiri dile getirmiş. İmam Busiri Kaside Bürdesi'nde, Mısırlı bir şair bu. Evet. Feşli, yatalak.
Evet, hastalığı sırasında duygulanmış şair bir adam. Şimdi okuyacağım kazidenin bir kısmını, tamamını yazmış. Efendimiz gelmiş, Bismillah demiş, şöyle bir sıvazlamış, adam sapasağlam kalkmış. Ondan sonra camiye gitmiş adam, namaz kılmış, sabah namazına. Bakmış, müezzin bu kasideyi okuyor minareden. Demiş, arkadaş, kasideyi ben yazdım, bu gece yazdım. Daha kimseyle konuşmadım. Peygamber öğretti demiş. Müezzin de peygamber öğretti. O kasideyi de bizim milletimiz çok sever. Biz de her gün okuruz. Şimdi ondan bu söylediğim hadislere uygun dile getirmiş. Onu size aktaracağım. Muhammedun seyyidül kevneyni mettakaleyn. Kainatın efendisidir Muhammed. İnsü cinnin efendisidir. Vel ferikayni min urbin ve min acemin. Arap olan olmayanın da en hayırlısıdır. نَبِيُّنَا الْاَمَرُ نَاهِ فَلَا اَعْدٌ اَبَرَّ ف۪ي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَم۪ي. Peygamberimiz emreder, namaz kılın der, ben nasıl kılıyorsam öyle kılın der, cömert olun der, yalan söylemeyin der, kin gütmeyin der, hep biliyorsunuz hadisleri. Aynı zamanda şunu yapmayın, bunu yapmayın, haset etmeyin, dedikodu yapmayın, ayetleri tefsir eder ve sözünde ni evet ni de hayır sözünde hiç çiğnememiştir. Dedik ya, hadisi anlatırken sadece ettehiyyatı okurken eşhedü en la demiştir diyorlar. Başka ne zaman birisi rica etse tamam demiştir. Evet, peki dediyse yapmıştır. Öyle. La dediği yok. La dediği yok. Evet. Da'a ilallahi fel müstemsikûne bihi. Allah'a çağırdı, ona tutunanlar müstemsikûne bihablin gayri münfasimi. Kopmayan bir ipe. Evet, bu Allah'ın dini İslam, memdudun mines semai ilal ard. Hadis bu. Hadisleri tercüme ediyor şiir olarak. Semadan, arştan, yeryüzüne uzanan bir iptir. Kur'an budur. İslam'ın temeli Kur'an. Ona tutunanın başı arşa değer. Evet, buna tutunan hiç kopmaz bu ip. Fakan nebiyyine fi halgin ve fi hulukin. Bütün peygamberlere hem yaratılış bakımından en seçildim dedi ya, hem de ahlak bakımından üstün oldu. Ve lem yudanu fi ilmin ve la keramin. Asalette, ilimde, cömertlikte hiçbir peygamber onun yanına yaklaşamadı. Yaklaşamadı. Ve küllü min rasulillah mültemsin garfa minel bahri evreş ve mine diyemi. Ödüki peygamberler de insanların en üstünü, en güzeli. Allah seçti onları da ama bunlar nedir biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin denizinden bir avuç aldıklarıdır. İbrahim aleyhisselam cömertliğinden bahsettik. Peygamber cömertliğinden bir avuçtur onun. O bir cömert denizi, ondan bir avuç. İbrahim aleyhisselam cömertliği. Evraş ve minnet diyemeye de sabahleyin otların üstüne çiğ damlası, böyle çiğ, o kadardır o peygamberlerin güzellikleri, cömertleri. Ne kadar güzel anlatıyor adam. Evet. وَاَقِفُونَ لَدَيْعُنْدَ حَدِّهِمِ. Onlar hadlerini bilirler ve bilmişler, yemin etmişler. Her kavmimize, her peygamber kavmimize yetişirsek ona inanacağız, yardım edeceğiz diye iz akazallah diye şey var, misaka diye ayet celle var. Hepsi biliyorlar. Onun gelişini haber vermek için gönderilmiş dünyaya zaten. Peygamber göndermek sebebi o. Muhammed Mustafa gelecek, haberiniz olsun diye. Onlar şeylerini biliyorlar, hatlarını. Evet, min noktatil ilmi ev min şekletil hikemi. Fevvellezî temme mana ve sur. O mana bakımından da şekil bakımındandır mükemmeldir. Sümmes tafâhu habiben bâri'ün nesemî. Yaradan Allah onu habib seçti, sevdi, kainatı yarattı, sevdi. Münezzehün an şerikin fî mahâsinihî. Güzellikte onun ortağı yok. Fecevherel husni fîhî gayru münkasimî. Onun güzelliği hiç kimseye taksim edilmedi. O bambaşka bir mübarek güzel. Da'metatun nasara fi nebiyhimi.
Vahkum bima şi'te methen fî vahtekimi. Ha ben böyle söyleyeyim dedi, aşırıda gitme ha. İsa Aleyhisselam da babası dünyaya geldi, beşikte konuştu diye hemen Hristiyanlar Tanrı'nın oğlu deyiverdiler. Yo yo, öyle değil. Onun yaradanı Allah. O bir kul, aciz kul ama peygamber, böyle bir peygamber ama. Böyle bir seçkin peygamber. Bunu da hiç unutma ha. Tensüb ilâ zâti mâ şi'te min şerefin. Onun şerefini kendine bırak. Mensub ila kadri meşidemin, evet onun büyüklüğünün kadrini de sen ona bırak. Fe inne fazla Rasulullah ise lehattun fayur bi hanu natukun bi femi. Nasıl anlatayım diyor. Kalem yeter mi? Kelime yeter mi diyor. Sen işi Allah'ın Resulüne bırak. Allah'a bırak o işi. Evet. Efendimiz de ona ifade ediyor. Allah beni seçti. Sonra ne diyor? Vela fahra. Övünmek için söylemiyorum. Bu Allah'ın bana verdiği bir lütuf. Keremi. Şükrediyorum. Siz de öyle yapın. Kafam çalıştırdım. 20 senedir koşturuyorum. Evet bu seviyeye geldim ama yok yok. Şükür deyin Allah'a. Allah verdi deyin. O da Allah verdi bunu bunlara diyor. Allah verdi şükür. Ha, haddimizi bilelim diye bunu söylüyor. Ve evet. Bunu bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor ve bize anlatıyor. Güzel Peygamberimiz böyle bir peygamber. Ona mensup olmakla da tabii biz de şeref kazanıyoruz. Adem aleyhisselam bile ümmeti Muhammed'den olmayı istiyor. Neden? Ben diyor bir yanlışlık yaptım. Yasak meyveyi cennette yedim. Allah beni oradan sürdü çıkardı. Ta Serendip adasına attı Sri Lanka'ya. Havva'yı da yiyip hanımımı da Cidde'ye attı. 300 sene kanlı gözyaşlarıyla Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel hâsirîn. Ne yaptıysak biz kendimiz ettik ya Rabbi. Bizi affetmezsen biz mahvoluruz. Yalvardık, yakardık durduk 300 sene. Sonra Allah tövbemizi kabul etti de Arafat'ta bizi buluşturdu. Orada tekrar evlendik de insan nesli devam etti. Ama müminler, ümmeti Muhammed yanlış işler yapıyorlar. Geliyorlar Arafat'a, Allah bir ağlıyorlar. Senin. Bir defa da yazı diyor. Beni 300 sene ağırlattı diyor. Yahut da Kadir Gecesi geliyor. Hakikaten samimi duygularla bir ağlıyor mümin. Siling diyor. Bin aydan hayırlı. Onun için ümmeti Muhammed'den olmak istiyor. Adem Aleyhisselam bile. Cennete ilk girecek olan ümmeti Muhammed. Peygamber kumandanımız. O da peygamberlerin kumandı. Kaidu Rabbil Enbiya. Peygamberler kafilesinin kumandanı. Onun adamlarını arkaya bırakırlar mı? Ne büyük şeref. Onun için ondan olmayı istiyor. Allah Celle Celaluhu bizi ona güzel ümmet olmak şerefiyle her zaman şereflendirsin inşallah. Evet, Efendimiz böyle bir üstün kişiliğe sahip. Onun ehl-i beyti de öyle temiz insanlar, ona uydukları ölçüde. Evet. Müslim'de, Tirmizi'de, Vasıl Eska Hazretleri İnnallâhe estafâ Kinâne min veled İsmail. Kinâne'yi İsmail Aleyhisselam, oraya kadar anlattık zaten. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan Kinâne'yi seçti. Vastafa Kureyş'e min Kinâne. Kureyş'i Kinâne'den seçti. Vastafa min Kureyş'in beni Haşim. Kureyş'ten de Haşim'i seçti. Vastafâni min beni Haşim. Beni Haşim'den de beni seçti şeklinde çeşitli varyantlarla aktarılmaktadır. Allah onlardan razı olsun.